Gerçekten çok lezzetliymiş. Vallahi harika. Ya sipariş versek bizim ofise de getirirler mi? Bizim ofise sürekli çikolata geliyor zaten Selin. Ne çikolatası ya? Ha, o çiçekler çikolatalar gelmiyor artık. Kesildi onlar. Artık manyak mıdır nedir gönderen de saçma sapan notlar, randevular falan. Ay kurtulduk çok şükür. Aferin. Demir Bey, ben arabada telefonumu unutmuşum da gidip alabilir miyiz acaba? Ne yapacaksın müsaade telefonu? Bizimkiler ararlarsa merak ederler İbo. Aileleri meraklandırmayalım. Merak ederlerse kalkıp gelirler falan. Sonra sıkıntı olur. Değil mi İbo'cum şimdi? İbo, sen bir de bana anlat bakayım. Bu Bünyamin'i sen bizim başımıza nasıl sardın ya? Demir Bey. Siz bana sana güvenebilir miyim diye sormuştunuz ya. Evet. Benim size bir şey söylemem lazım. Ama ne olur Selin bilmesin. Neyi bilmesin? Seline gelen o hediyeler, notlar, çiçekler. Tanıyor musun göndereni? Biz. Siz? Ben. Merve, Azmiye, Leyla ve Firuze Hanım. Selin çok üzgündü. Biz de birazcık olsun morali yerine gelsin diye gizli bir hayranındanmış gibi gönderdik. Beğenilmek kadınların hoşuna gider. Ayda ama kızı yemeğe davet edip yalnız bıraktınız masada. Bu hiç kimsenin hoşuna gidecek bir şey değil. Yalnız olmayacaktı ki. Azmiye figüran bir tane arkadaşını ayarladı. Adam tam restorana geliyordu ama setten çağırmışlar. O da yarı yolda dönmek zorunda kaldı. O saatte biz de yeni birini ayarlayana kadar çok geç oldu. Şimdi Selin, bu akşam bir figüranla mı yemek yiyecektin? Evet. Kızmadınız mı? Kızdım. Kızdım, kızgınım şu an. Kızgınım ama olay o kadar saçma ki sinirlerim bozuldu. Demir Bey, Selin'e söylemeyeceksiniz değil mi? Eğer öğrenirse hepimizi öldürür. Neyse. Hadi bakalım. Bir daha sakın böyle bir şey yapmayın Ayda. Yok yok, bir daha asla. Arabada telefon da yok tabii. Koca şirketi kreşe çevirdiniz yani. Biraz değişik bir adam ama. Sen neden? Nereden arkadaşım? Selin. Selin nerede burada? Adam gerçekten manyak. Abi yanında oturuyoruz. Bir de böyle gelip... Birazcık var. İyi akşamlar. Aa Burak. Ne haber ya? Ne yapıyorsunuz burada? Tatlı yemeğe geldik. Sanırım siz de öyle. İbo selam. Selam. Ya Eylül Hanım, buranın tatlıları muhteşem. Biliyorum. Ben çok sık gelirdim buraya. Burak Bey de ben getirdim zaten. Ya ayakta kaldınız. Otursanıza. Olabilir aslında. Yok, biz hiç rahatsız etmeyelim. Benim burada zaten hep oturduğum bir masam var. Oraya geçeriz biz. Peki. İşte. Aa, Eylül Hanım. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar. Ne ısmarlıyoruz? Burası senin mekanın. Seçimi sana bırakıyorum. Oo Eylül Hanım, hoş geldiniz. Ne zamandır uğramıyordunuz. Özlettiniz kendinizi. Teşekkür ederim. Artık daha sık geleceğim. Biz bu akşam sizin özel tatlınızdan alalım. Arkadaş da tatlı. Peki. Üniversite yıllarından beri böyle bir mekana gelmemiştim. Bir karakteri var. Eylül, rahatsız olduysan kalkabiliriz. Yok. Sadece uzun zamandır gelmemiştim buraya. Son geldiğim güne takıldı aklım. Çok değişmiş mi? Ufak tefek şeyler. Havası, ruhu aynı. Kalkalım mı? Demir Bey, buraya getirdiğiniz için çok teşekkürler. Yani mekana bayıldım. Tatlı da harikaydı. Bence Merve'yi de getirelim buraya. Sayende güzel bir mekan öğrenmiş olduk. Ne demek? Yine geliriz. Vallahi her şey çok güzeldi bu akşam. Teşekkür ederiz. Aynen. İyi akşamlar. Siz yarın sabah kaçta çıkıyorsunuz? Ay vallahi sabahın köründe. Bir an oraya gidiyorum. Abi kusura bakma ama şu herifi bir sevemedim ya. Boş ver İbo. Canını sıktığına değecek biri değil. Ne yapmak istersin bugün? Haline döndürelim. Yok yok yok, döndürmeyelim. Ama burası Selin'in evi olmasın. Selin'le Demir'in evi olsun. Öyle mi olsun? Hı-hı. Olsun o zaman. Hadi başlayalım. Söyleyeceğim. Ya bunu buradan kaldırabilir miyiz lütfen? Aa. Soyut sanat sevmiyor musun?
Malevich'e bayılacağını düşünmedim zaten. Eşyaların arasında bulunca en çok buna sinir olursun diye yazmıştım. Çok kötüsün. Vaktim olunca değiştirecektim. Ya bunu buradan kaldıralım ne olur. Bak evin geri kalanına da uymuyor zaten. Sen istersin de ben yapmaz mıyım? Ya. Ha bak ne kadar güzel oldu. Evet güzel oldu da. Şu suni şeyi kaldıralım mı buradan? Altındaki ne yapacağımıza sonra karar veririz. Ayrıca bu duvarlar çok karışık oldu. Ne yapalım biliyor musun? Senin gözünü yoruyorsa hepsini kaldıralım. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Kaldıralım. Kaldıralım da senin çektiğin fotoğraflardan asalım diyorum. Benim çektiğim fotoğrafları. Buraya mı asalım? Gerçekten mi? Neden olmasın? Burası senin evin. Bizim evimiz. Peki. Ben bizim evimizde senin çektiğin fotoğrafları görmek istiyorum. İyi, tamam. Kız ama sen seç. Ben seçemiyorum. Her baktığımda hepsinde bir kusur buluyorum. Ne olur seçeriz. Sonra giden güzel çerçeveler alırız. Ama bir şartla. Söyle. Birkaç kareyi birlikte basacağız. Sen bana öğreteceksin. Oo. Ya ben Demir Erendil'e bir şey öğreteceğim. Çok heyecanlı. Selin'in şu çalışma masasını da kaldıralım burada. Bir de keçi alalım birkaç tane. Ben bunu görmemiştim. Bunu derken? Fotoğraf makinende 20 kare fotoğrafım var ya. Dijital olan da. Onu. Ay gitti. Of Demir ya kafamı karıştırıyorsun. Fazla tuttum işte fiksajda. Bir şey sorabilir miyim? Sorma. Ama ışığı açabilirsin. Peki. Demir onları burada basmıyoruz. Printer'da basıyoruz şimdi. Onları bırak da gel şunu şey. Çok kısa. Bir şey merak ettim de. Şu fotoğraf. Bir bakar mısın buna? Kahve yapıyorsun evet. Niye habersiz gizli saklı çekiyorsun mesela bunu? Aman Demir hem öğreneceğim dedin hem de bakmıyorsun. Ben zaten bir kere yaktım bu fotoğrafı şimdi yine gidiyordu. Ha, sen bunu daha önce bastın yani. Evet. Evet habersiz fotoğraflarını çektim. Bastım da yani en azından çalıştım. Sen de buraları karıştırıp öğrenmişsin. Şimdi niye beni utandırmaya çalışıyorsun? Hiç o niyetle sormadım gerçekten. Hani sabah başkalarının çektiği fotoğrafı kıskanmıştın ya. Eğer fotoğrafımı çekmek istersen ve bana haber verirsen ben sana poz verebilirim. Sadece bunu söyleyecektim. Anladım. Teşekkür ederim. Ama habersiz çekmeyi daha çok seviyorum. Hadi gel bakalım geç şunun başına. Bir kare de sen bas. Beni hiç dinlemedin. Bakalım öğrenilmiş misin? Ama haksızlık. Olmaz öyle. Allah Allah bunun nesi haksızlık? Sen benim fotoğrafımı çekip basıyorsun. Ben de senin fotoğrafını çekeceğim önce. Nasıl, şimdi mi? Yok, şimdi değil. Ben de fotoğrafçılıkta doğallıktan yanayım. O yüzden habersiz çekeceğim. Bak, güzel çıkmazsan çok kötü buluşuruz ama. Artık orasını bilemem. Sen de dikkat edersin artık evin içinde haline, tavrına. Ben de vermem fotoğraf makinemi. Aman ne güzel çözüm. Yenisini alırım ben de. Ya Demir ya! Tamam. İlk fikir zaten uygulanması kolay olanı. Ama asıl fark yaratacak olan çizgileri, hadit tasarımları gibi akışkan ve
sonsuzluk hissi uyandıran bir şekilde çözmek. Bakü'deki opera binası gibi. Aynen öyle. Bütçe konusunda rahat olabileceğimizi söylemişlerdi. Ama pazartesiden sonra anlaşılacak aslında ne kadar rahat olduğumuz. İki farklı öneriyle gidiyorsun. İkinci tasarımın yaratıcılığını beğenip seninle çalışmak isteyecekler. Ama güvenli olanı tercih edip birinciyi yaptıracaklar. Yani her türlü bu işi alırsın. Teşekkür ederim Selin Hanım. Yardımlarınız için. Her zaman Demir Bey. Evet. Şimdi size borçlandım. Söyleyin bakalım. Ne istersiniz? Önce bir sarılsak mı? Tabii ki. Uyuma uyuma. Başka? Önce bir çorba yapalım. Sonra da film izlerken çorbamızı içelim. Olmaz. Neden? Neden? Çünkü muhtemelen izleyeceğimiz o film korkunçlu bir film olacak ve çorbaları içerken boğazımızda kalacak. Hiç gerek yok. Boş boşuna boğulmayalım. Merak etme. İlk yardım biliyorum. Hadi. Öyle mi? Hayat öpücüğü falan mı? Bak öyleyse ben de biliyorum. Öyle mi? Hı. Hatta inanmıyorsan hemen burada, şu anda ufak bir demo gösterebilirim. Hadi Demir, kaynatma ya. Of, çok acıktım hadi. Biz önüne çorba yapıp koyduğumuzda insan bir tost yapar diyen kız. Nereden çıktı şimdi bu çorba aşkı? Demir hadi. Geliyorum. Selin Hanım. Selin Hanım. Selin Hanım. Su ister misin? Sinan, sen filmin en korkunç yerinde. Nasıl durdursun bunlarca? Ya Selin, ödüm patladı ya. Biraz bir nefeslen, bir kendine gel. Hı, sen hiç korkmadın çünkü. Ya Selin ya. Ne korkacağım? Zaten belliydi koridordan o adamın çıkacağı. Belliydi. Ya korkmadın gerçekten. Öyle mi? Ya ilahi Selim ya. Kulağımın dibinde 120 desibel bağırdın. O gerilimle beraber sıkmışım ben de yastığı işte. Ne var bunda? Ay sen korkma, bir şey olursa ben sana korurum, kurtarırım, merak etme. Korkmuş bu. Nereye gidiyorsun? Su alacağım Demir. Bana da bir bardak getirir misin? Ne? Ne var ya? Allah Allah. Ay. Fakat iyi korkunçtu. Ya ben anlamıyorum ya. Hem korkuyorsun hem de korku filmi izlemek istiyorsun. Bu nasıl çelişkidir ya? Çünkü korkunca vücudum adrenalin salgılıyor. O da iyi geliyor. Öyle mi oluyor? Ay, sen gerçekten hiç korkmadın mı? Vallahi senin kadar korkmadım Selin. Orası kesin. Hiç düşünmüyor musun peki filmdeki gibi manyak adamlar gece gece eve dalanırsa ne yaparım diye? Yok, düşünmüyorum. Vallahi gelecek olanlar başlarına alacakları belayı düşünsünler. Ben niye düşüneyim? Ya gelirlerse görürsün gününü. Nasıl da kuruyor bak. Yukarıdan öyle çığlık atarsan gelmem ama. Çığlığı sen atma da. Ha. Çok beklersin onu. İyi hadi kalk, sağlam kaytardım. Pazartesi günü sunumum var. Ya. Ben sana yardım ederim Demir'e ne oldu? Yardım ettik ya. Fikirleri bulduk, çizimler sende. Ben şimdi çıkacağım güvenli yatağıma, mışıl mışıl uyuyacağım. Sen de salonda tek başına kal da gör bakalım. Korkuyor musun, korkmuyor musun? Yalnız çığlık atan ben değilim. Sen. İyi geceler Demir. İyi geceler sevgilim. Hala bakıyor. Çok komiksin ha. Hala korkacağımı düşünüyorsun.
Kaç saat oldu yatağına gidelim? Niye uyumadın? Ne müsaadenlik için kalmıştım ama bileğim çok acıdı. Bıraksana. Tamam, affedersin. Boşluğuma geldi. Ya nasıl çığlık attın ya? Ya Selin, bir git artık lütfen. Ya. Gerçekten rica edeceğim. Ay rengi attı bunun. Kıyamam, kıyamam. Ay ben sana nasıl getireyim? Çok korktu bu, çok. Selin. Tamam affedersin. Affedersin. Dalga geçmiyor. İyi geceler. Tımarhane burası. Tımarhane. Ay ya. Demir. Çok komik bir adamsın. Hadi içeri girelim. Hava soğudu. Bak burada uyukluyorsun sen de. Yok. Uyuklamıyorum. Selin nasıl uyuklamıyorsun ya? Nefes alışverişinden anlıyorum ben uyuduğunu. Hadi. Nasıl ya? Nereden anladın? Anlamadım. Birkaç kez seni uyurken izlemiş olabilirim. Ama birkaç kez. Ay çok korkunç. Aşk olsun Demir. Ay ne var bunda? Ayrıca ya sen beni uyurken gelip hiç izlemedin mi yani? İzlemedim tabii. Ne? İzlemedim. Benim kalbim de acıyordu Selin. Ay Demir sen, sen duydun mu o gece ya? Uyup... Ay vicdansız. Ben orada çırpınırken sen öylece yattın hiçbir şey demedin öyle mi? Allah kusura bakma. Ama o sırada tek yapabileceğim şey oydu. İyi. Tamam neyse. Nasıl uyuyorum peki? Annem hep çok deli yatıyorsun der. Yani işte... ağzım falan da açık kalınca tabii... biraz tuhaf görünüyordu. Ben ağzım açık uyumam bir kere. Şaka yapıyorum. O kadar güzel uyuyordun ki. Gerçekten o sabah seni bırakıp gitmek çok zor olmuştu. Paris'e gittiğin sabah. Tamam. Yarın sabah da çok erken çıkacaksın değil mi? Gideceğin yer çok uzak. Evet maalesef. Sabah 5 gibi çıksam ancak 8'de orada olurum. Hayatımda yaşadığım en kötü sabahtı herhalde. Şimdi yine seni sabah karşı evden çıkarken izleyeceğim. Hayda. Ya senin öğlen şirkete döneceğim.
Ne alakası var şimdi o yolculukla bu toplantının? Gerçi onun da hiçbir anlamı yoktu ama. Boşu boşuna kendine travma yarattın orada. Yaratmadım. Tamam. Tamam neyse. Hava da soğudu zaten. Ben gidip yatağıma yatacağım. Seni o sabah bırakıp gitmek, 2 günlüğüne bile olsa, hayatımda yaptığım en zor şeydi. Bundan sonra senden 1 gün bile ayrı kalmaya hiç niyetim yok. Tamam mı? Anladın mı? Benim uyumam lazım. Yarın seni giderken görmek istemiyorum. Bu evden sabah alacasında çantasıyla çıkan bir Demir Erendil daha görmek istemiyorum bir süre. İyi geceler Demir. İyi geceler sevgilim.